Bölüm 3. Eli sakat bir adam iyileştiriliyor. İsa yine havraya girdi. Orada eli sakat bir adam vardı. Bazıları İsa'yı suçlamak amacıyla Sept günü hastayı iyileştirecek mi diye onu gözetliyorlardı. İsa eli sakat olan adama, "Ayağa kalk, ortaya çık," dedi. Sonra havradakilere, "Kutsal yasaya göre Sept günü iyilik yapmak mı doğru, kötülük yapmak mı? Can kurtarmak mı doğru, öldürmek mi?" diye sordu. Onlardan ses çıkmadı. İsa çevresindekilere öfkeyle baktı. Yüreklerinin katılığı onu kederlendirmişti. Adama, "Elini uzat," dedi. Adam elini uzattı, eli eskisi gibi sağlam oluverdi. Dışarı çıkan Ferisiler İsa'yı yok etmek için Herodes yanlılarıyla hemen görüşmeye başladılar. İsa, Celile Gölü'nün kıyısında. İsa, öğrencileriyle birlikte göl kıyısına çekildi. Celile'den büyük bir kalabalık onun ardından geldi. Ayrıca onun bütün yaptıklarını duymuş olan büyük bir kalabalık Yahudiye'den, Kudüs'ten, İdumeya'dan, Şeria Nehri'nin ötesinden, Sur ve Sayda bölgelerinden kendisine akın etti. İsa, kalabalığın arasında sıkışıp kalmamak için öğrencilerine küçük bir kayığı hazır bulundurmalarını söyledi. Birçoklarını iyileştirmiş olduğundan çeşitli hastalıklara yakalanmış olanların hepsi ona dokunmak için üzerine üşüşüyorlardı. Kötü ruhlar da onu görünce ayaklarına kapanıyor, "Sen Tanrı'nın oğlusun!" diye bağırıyorlardı. Ama İsa kim olduğunu açıklamasınlar diye onları sıkı sıkıya uyardı. İsa 12 elçisini seçiyor. İsa dağa çıkarak istediği kişileri yanına çağırdı. Onlar da yanına gittiler. İsa bunlardan 12 kişiyi yanında bulundurmak, Tanrı sözünü duyurmaya göndermek ve cinleri kovmaya yetkili kılmak üzere seçti. Seçtiği bu 12 kişi şunlardır: Petrus adını verdiği Simon, Beni Regeş yani gök gürültüsü oğulları adını verdiği Zebedi'nin oğulları Yakup ve Yuhanna, Andrea, Filipus, Bartalmay, Matta, Thomas, Alfay oğlu Yakup, Taday, yurtsever Simon ve İsa'yı ele veren Yahuda İskariyot. İsa ve Beelzebub. İsa bundan sonra eve gitti. Yine öyle büyük bir kalabalık toplandı ki İsa ile öğrencileri yemek bile yiyemediler. Yakınları bunu duyunca, "Aklını kaçırmış," diyerek onu almaya gittiler. Kudüs'ten gelen din bilginleri ise, "Beelzebub onun içine girmiş ve cinlerin reisinin gücüyle kovuyor," diyorlardı. Bunun üzerine İsa din bilginlerini yanına çağırıp onlara benzetmelerle seslendi. "Şeytan şeytanı nasıl kovabilir?" dedi. "Bir ülke kendi içinde bölünmüşse o ülke ayakta kalamaz. Bir ev kendi içinde bölünmüşse o ev ayakta kalamayacak. Şeytan da kendisine karşı gelip kendi içinde bölünmüşse artık ayakta kalamaz. Sonu gelmiş demektir. Hiç kimse güçlü adamın evine girip onun malını çalamaz. Ancak önceden o güçlü adamı bağlarsa onun evini soyabilir. Size doğrusunu söyleyeyim. İnsanların işlediği her günah, ettiği her küfür bağışlanacak. Ama kutsal ruha küfreden asla bağışlanmayacak. Öyle biri asla silinmeyecek bir günah işlemiş oluyor." İsa bu sözleri onda kötü ruh var dedikleri için söyledi. İsa'nın annesiyle kardeşleri. Daha sonra İsa'nın annesiyle kardeşleri geldi.
dışarıda durdular. Haber gönderip onu çağırdılar. İsa'nın çevresinde oturan kalabalıktan bazıları, "Bak!" dediler. "Annenle kardeşlerin dışarıda. Seni istiyorlar." İsa buna karşılık onlara, "Kimdir annem ve kardeşlerim?" dedi. Sonra etrafına, çevresinde oturanlara bakıp şöyle dedi. "İşte annem, işte kardeşlerim. Tanrı'nın isteğini kim yerine getirirse, kardeşim, kız kardeşim ve annem odur."